Meltem Akyol bizlerle, Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan'la ekonomiyi, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ama merak ettiğimiz daha çok şey var, sorularımız olacak. Sayın Özcan, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Hakan, senin de sorun vardı. İstersen aslında kısaca vadesini sordum. Vadesini sordun sen. İthalatı finanse ediyorlar. İran karpuzunu finanse ediyoruz. Ya İran karpuzu alabilmek için değerli rezervleri ya da hatta eksideki rezervleri feda ediyoruz. Vadesi nedir bunun? Bitmiş görünüyor para dediğiniz için ona istinaden sormuştum. Tamam. Şimdi Hakan Bey'in bu sorusunu Aslanım'ın bir tur önce sorduğu soruyla da birleştiriyorum. Hı hı. Çünkü Aslanım da bu iş bir yerde sarpa sararsa nasıl olacak, nasıl bir panik modunda bunlar saçma sapan bir şey yaparlar mı diye sordu. Hakan Bey, ilk 5 aylık dış ticaret açığını az önce 42,5 milyar dolar olarak söyledim. Affedersiniz, 43,2 milyar dolar. Yani Ocak-Mayıs dış ticaret açığımız 43,2 milyar dolar. Bu takriben bu sene içerisinde eğer uluslararası fiyatlarda çok çok büyük bir değişim olmaz, ekonomi yönetimi şu anda uygulamakta olduğu bu safsata politikasından vazgeçmezse 2022 yılında ortalama 100 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı demek. Şimdi şaka değil, bu büyük bir rekor. Şimdi cari açık tarafına baktığımız zaman da bizim görebildiğimiz kadarıyla aylık yaklaşık 4 milyar dolar civarında bir cari açık rakamı var. Şimdi biz Merkez Bankası bilançosunu inceliyoruz. Merkez Bankası bilançosunda bizim gördüğümüz, Merkez Bankası'nın 30 milyar doların hatta biraz altına da düşmüş olması lazım, döviz var, bir miktarda altın var. Şimdi altın tabii döviz kadar hızlı bir biçimde kullanabileceğiniz bir şey değil. Yani dünya sistemi, onları biliyorsunuz, biz bu Halkbank davası falan filan derken hepsini alıp Türkiye'ye taşıdık, o hatırlarsınız. Şimdi o altını alıp yeniden uluslararası sisteme sokmak, o kadar büyük bir varlığı hemen bir likit olarak kullanmak kolay değil. Şimdi ben altın ve döviz, yine de toplam varlıklara baktığım zaman maalesef eğer dünyadaki şartlar, dünya fiyatları, Türkiye'deki ekonomi politikası böyle devam ederse birkaç ay içinde Türkiye'nin ciddi ciddi zorlanacağı konusundaki fikre katılıyorum. Ben size net bir tarih şu gündür diyemem. Ama bu haliyle bu ülkenin bu senenin sonunu getirmesi çok zor. Yani ekstra bir şey olması lazım. Ya büyük bir kur patlaması, ya büyük bir faiz patlaması, bir politika normalleşmesi, bir şey lazım bu ülkeye. Tamam mı? Şimdi bu Aslanım'ın dediği soruya getiriyor bizi. Peki normal şartlarda bir iktisatçı olarak ben diyorum ki mesela Merkez Bankası faizi arttırabilir. Yani bunların öyle bir itibar açığı var ki onlar falan da işe yaramaz, onu da söyleyeyim. Bunların 30-40 puan arttırarak yapabilecekleri bir normalleşmeyi makul bir iktidar 4-5-10 puanla yapabilir. Onu da söyleyeyim. Peki bunlar yani acaba kredibilite meselesi diyorsunuz Serkan Bey. Tabii, yani tabii. Çünkü sıfırdı. Ne yaptığınız kadar sıfırdı. Kimin yaptığı, inandırıcı olup olmadığı, hı-hı, iç piyasalara ve dış piyasalara, bu da önemli. Aynen bunu söylüyorum. Nurettin Nebati yarın gitsin, biz para politikasını normalleştiriyoruz desin, yine ciddiye alınmaz. Şimdi ekonomi yönetimindeki olay tam olarak da bu. Ben biraz finans sistemin içinden geliyorum Aslanım, biliyorsunuz. Finans sisteminde de böyle. Bir banka kendisiyle iş yapan müşterilerine karşı her şeyini kaybedebilir ama güveni kaybedemez. Finans ve ekonomi, hep diyorum ya, matematiktir ve özü itibariyle güven ilişkisiyle çalışır. Yani beklentileri yönetebilmek için, vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanması için sizin enflasyonla mücadele edeceğinize inanması lazım. Ya da uluslararası piyasanın gelip Türkiye'ye yatırım yapması için artık normalleşti, bu normal politikayı da A şahsı, B şahsı yönetecek Nurettin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu ikilisi değil demesi lazım. Bu olmadan olmaz. Şimdi biz bunun da bir bedelini ödüyoruz elbette. Yani az önce söylediğim şey çok açık zannediyorum. Yani belki de bu hükümetle 30-40 puanlık bir faiz artırımıyla yapılabilecek normalleşme makul bir iktidarla 5 ila 10 puanlık arasındaki bir artışla yapılabilir. Şimdi sizin söylediğiniz endişelerin aynısını ben de taşıyorum. İsmail Bey ve Hakan Bey hatırlarlar. Serkan Bey, bir şey soracağım. Buyurun. Bu hükümet döneminde birdenbire ani bir faiz artışı beklemeli miyiz? Bekleyebilir miyiz? Daha şok önce oldu. Artış. Evet, daha önce oldu. Oldu, evet, oldu, biliyoruz. Evet. Nurettin Bey döneminde oldu. Yani. Nurettin Bey geldi. Faizi arttı. Bir önceki. Hayır. Bir önceki bakan. Tabii. Nurettin Bey değil mi geldi ya? Yanlış mı diyorum? Hayır. Naci Abal. Naci Bey. Çok özür dilerim. Naci Abal geldi.
9 civarında olan faizi şeye kadar taşıdı. 19'a kadar taşıdı ve orada görevini alındı. Ve piyasalarda da bir güven tesis etti, evet, o dönem. Aman henüz Cumhurbaşkanı nas dememişti o günlerde. Nasıl, evet, sonradan dedi. Peki şimdi... Bravo. Ben de tam bunu söyleyecektim. Evet. Artık yapısal olarak aynı noktada değiliz. Artık faiz meselesini nas'la açıklayan, hatta böyle düşünmedikleri için Lütfü Elvan'ı ve Naci Ağbal'ı tasfiye etmiş olan bir Cumhurbaşkanı, evet, var karşımızda. Evet. Hiçbir şey bundan 3-4 sene önce olduğu gibi değil artık. Sadece o değil. Rezil rüsva etti. Partisinin grup toplantısında bizimle yol yürümeyenler diyerek herkesin ortasında Lütfü Elvan'ı arkadaşlarını alkışlatarak rezil etti. Dolayısıyla şimdi mesela birdenbire Cumhurbaşkanı ilk defa kendi fikrinin bedelini başkalarına ödetiyor değil. Yine bu kez bu Şahap Kavcıoğlu'yla Nurettin Nebati ve Işıltılı Gözlerine faturayı keserek faizde tersine bir politika uyguluyor. Ama Nas'la bağladı kendileri tamam, bu kez. Nas'la Nurettin Nebati söyledi. Ben de ondan duydum diyebilir yani, ne olacak? Şimdi hemen şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili olarak. Benim Serkan Özcan ve iktisatçı olarak ve aynı zamanda siyaseti gözlemleyen bir siyasetçi olarak kanaatim artık bu yolun geri dönülemez bir biçimde kapanmış olduğu yönünde. Yalnız daha acıklı olan taraf şu İsmail Bey. Şu anda içinde bulunduğumuz resim, size az önce anlattım. Türkiye 3-5 aylık bir süreç içerisinde artık ithalatını finanse edemeyecek duruma gelebilir. Yani Türkiye yurt dışından akaryakıt, petrol alamayabilir, gaz, ilaç alamayabilir. Yani ödemeler dengesi krizi bu. Türkiye borçlarını çevirmekte zorlanabilir. Borç ödeme sorunu yaşayabilir. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için normal, makul, rasyonel, aklı başında bir adamın yapacağı şey para politikasını normalleştirmektir. Gerekiyorsa sert faiz artışı da dahil olmak üzere. Seçime ama gitmek. Bravo. Ben bunu defalarca söyledim. AK Parti için sadece bugün değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bu yana aynı kanaatteyim. Yarın sabah yapılacak seçim, 2 gün sonra yapılacak seçimden evladır. Hmm. AK Parti bir trendin içerisindedir. Bir düşüş trendinin içerisindedir. Şöyle bir ham hayal kuruyorlar. Yazın sebze meyve fiyatları düşecek. İşte biraz da millete... Turizm geliri. Turizmden para gelecek falan filan. O eski AK Parti dünyası o. O eski Türkiye. O hikaye bitti arkadaşlar. Artık Türkiye'nin yazın... düşecek olan salatalık domates fiyatından falan enflasyon düşürecek bir durumu yok. O %12, %13 enflasyonda konuşulacak bir şey. Sayın Özcan, çevrende de çok konuşulan, çok sorulan bir şey var. 6 Kasım'da seçim. Efendim? 6 Kasım'da erken seçim. Böyle bir şey konuşuluyor. Benimki başka bir şeydi ama bu da konuşuluyor. Doğru. Seçim olunca aklıma o geldi. Pardon, böldüm, özür dilerim. Bu enflasyonla ilgili, daha doğrusu şöyle... Herkes küçüldü. Herkesin parası eridi. Alım gücü düştü. Kurulan hayaller yerle bir oldu. Ev sahibi olmak, araba sahibi olmak, ay sonu zor getiriyor. Herkes perişan. Şimdi diyelim ki doğru adımlar atıldı. Doğru ekonomi politikaları izlendi. Diyelim ki faiz politikası, diğer adımlar, bununla beraber ne yapılması gerekiyorsa ya da en kısa zamanda bir erken seçim oldu, iktidar değişti ve ona uygun ekonomi politikaları yeni ve atılması gereken gerekli adımlar atıldı. Şimdi ne değişecek ki hayatımıza? Şunu sormaya çalışıyorum. ENAG'a bakarsak yıllık %160, TÜİK'e bakarsak %73,5'luk bir yıllık enflasyon var. Şimdi fiyatlar 6 ay öncesine, 1 sene öncesine geri dönmeyecek ki. Bu enflasyon oranında ya da ona yakın maaş artışları da olmadı ki ve olmayacak ki. Dolayısıyla bizim yeniden eskiye dönmemiz, normalleşmemiz, eskisi gibi para harcayabilmemiz, birikim yapabilmemiz, yatırım yapabilmemiz, alım gücümüzü yükseltmemiz, doğru politikaları izlense bile ne zaman mümkün olur? Hemen söyleyeyim. Şimdi sorunuzu bir kısmını şöyle başladınız. Doğru politikalar izlenirse dediniz. Sorunun ortasında bir yerde diyelim ki hükümet değişti, yeni bir hükümet geldi dediniz. Bunların ikisi birbirinden 180 derece farklı yerler. Benim kanaatim Tayyip Erdoğan hükümetinin yapacağı hiçbir adımın Türkiye'yi normalleştirmesi mümkün değildir, onu söyleyeyim. Yani hükümet değişikliği olmadan, yeni bir kadro gelmeden, bu itibar açığı kapanmadan, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de hiçbir şeyi değiştirmek mümkün değildir. Çünkü ben şöyle bakar yatırımcı ya da vatandaş, yarın sabah fikrini değiştirip yeniden nas demeyeceği ne malum der. Bu kadar. Hı. Artık o güven kaybolmuştur. O iş bitmiştir. Hı. Peki bizler gelirsek, yani muhalefet, yani altılı masa gelirse ne yapabilir ve bu bize nasıl etkiler? Hemen söyleyeyim. Para politikasında tek haneli enflasyona düşmek 12 aylık bir süreçte mümkün gibi görünüyor olmakla birlikte özellikle TÜİK rakamlarından falan gördüğümüz bir şey var Seda Hanım. Biz resmi net anlayamıyoruz.
az önce konuştuk. Gerçekten Türkiye'nin enflasyon sorununun boyutunu bilmiyoruz hiçbirimiz. Hı hı. Sadece tahminlerimiz var. TÜİK'in açıkladığı rakamların doğru olmadığını biliyoruz. Onun dışında tahminler yapıyoruz. Şimdi bu resmi net bir biçimde gördükten sonra bu ilacı vermek, bu ilacı hangi dozda vereceğine yeni hükümet karar verecek. Serkan Bazen, Bey, şöyle bir başlık atmasın mı arkadaşlarımız? Altılı masa iktidara gelirse 12 ayda enflasyon tek haneye düşecek. 12 ay sürer mi ya? Tam da onu biraz da umut verin vatandaşa. Hani çift anahtar, yol, araba, onları vaat etmesin. Kim ne veriyorsa 5 fazlası diyorsun. Hani enflasyon değil, bu kadar temkinli konuşmayın hemen, bize biraz. Yok aslanım, hemen şunu söyleyeceğim. Aslında özür dilerim söylüyorum ama vehamet düzeyinde bir enflasyon problemimiz var. Bir yıl içinde bazen iktisatçılar, hükümetler, siyasetçiler aslında ellerinde imkan varken bile enflasyonu bir yıl içinde tek haneye düşürmek istemeyebilirler. Ben doğru bir dozla bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Neden istemeyebilirler biliyor musunuz? Çünkü enflasyonu düşürmenin dezavantajlı kesimlere, hali hazırda zaten perişan olmuş olan dezavantajlı kesimler üzerinde çok olumsuz etkileri olabilir. O yüzden ilacı doğru dozda verip bir sene yerine 1,5 seneye çıkarabilirsiniz tek haneli enflasyona ya da 2 seneye çıkarabilirsiniz tek haneli enflasyona düşürme işini. Yoksa enflasyonu düşürmek için uygulanacak para politikasını çok sert uygularsanız, yani ilacı çok hızlı bir dozda, çok hızlı bir biçimde verirseniz elbette 12 ay içinde düşürmek mümkündür. Ama asıl olan enflasyonun uzun ve sürdürülebilir bir biçimde tek haneye inmesidir. Seda Hanım, şimdi onunla